kablosuz kalp pilleri gerçekten önemli bir gelişme. Son 5 yılın kalp pilleri alanındaki en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bildiğiniz gibi kalp pili uygulamalarında kalp pilinin kablolarını kalbin içine, damardan girerek kalbin içine yerleştiriyoruz ve ondan sonra da kalp pilini göğüs kasının altına yerleştirerek bu tellere bağlıyoruz. Tabii sonuçta tellerin varlığı, bu kabloların varlığı damar içinde her zaman sorun, potansiyel olarak sorun oluşturabilecek bir sistem. Ayrıca bir pil cebinin olması, pil cebinin varlığı daima bir enfeksiyon kaynağı olabilir ve pil cebi ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. İşte bu sorunu çözme yolunda gerçekten kablosuz piller çok önemli avantaj sağladı. Kasıktan girerek kalbin içine şöyle küçük parmağımın bir boğumu kadar büyüklükteki cihazı yerleştiriyoruz ve bundan sonra artık 10 yıla kadar, hatta 10 ila 13 yıl arasında ömrü olan bu sistemlerle hastamız yaşamını sürdürüyor. Tabii bu güzel bir yöntem ama başlangıç aşamasında sadece tek odacıktan uyarma yeteneği vardı ve onun için de belli bir grup, sadece tek odacıktan uyarma ihtiyacı olan bir grup hastada kullanabildik. Ama 2 yıl içinde ve son 1 yılda da artık ticari olarak kullanılabilir hale gelmiş olarak ilginç bir gelişme sağlandı. Kulakçıktan kanın karıncağa geçişinin oluşturduğu hareketi hissederek bu karıncağa koyduğumuz minicik cihaz kulakçıkla karıncığı da birbirine elektronik olarak bağlayarak böylece hem kulakçığı hissedip karıncıkta da uyaran, sanki kalbe 2 tane kablo koymuşsunuz gibi bir sistem oluşturdu ve böylece 2 odacığı içine alamama şeklindeki dezavantajı kablosuz pillerin ortadan kalkmış oldu ve önümüzdeki dönemlerde hakikaten hastalarımıza çok önemli yararlılıklar sağlayacağını düşündüğümüz bu yöntemi yaygın olarak kullanmayı planlıyoruz.